Arada beyler bir Tavşantepe'ye dönelim. Malum serbest bırakılanlar var. Tavşantepe'de de geçtiğimiz dakikalarda ciddi bir araç trafiği vardı. Evet. Belki serbest bırakılanlar oldu olmadı ama muhakkak köyden bazı akrabalarını teslim almaya gitmiş olanlar da olabilir diye değerlendiriyorduk. Evet. Nedir son durum Mehmet? Lütfen paylaş bizimle. Sen zannediyorum okulun oradasın. Hemen okulun bitişiğinde de büyük amca Hacı Hüseyin'in evi var. Evet Banu abi, ben onlarla da görüştüm. Aslında biraz önce arama faaliyetleriyle ilgili bir husus geçti. Yani bu noktada arama faaliyetlerine belli bir süre sonrasında jandarma tarafından ailenin veya diğer kalabalığın katılması istenmemiş. Bunu zaten biz şu anda duymadık. Biraz önce yanımıza gelip biri söylemedi. Biz bunu geldiğimiz andan itibaren zaten bu noktada biliyoruz. Çünkü arama çalışmalarını ekrana getirdiğimizde de o noktalarda sivilin olmadığını yansıtmıştık. Bunun sebebinin birincisi aslında jandarma arama kurtarma köpekleri var. Koku molekülü köpekler bunlar. Kokunun dağılmaması veya farklı kokuların burnuna gitmemesi için birinci sebebi bu olabilir. İkinci sebebi yine o noktada eğer jandarmanın dışında siviller tarafından arama çalışmalarında tespit edilirse etrafta canlı bulunmayabilirdi üçüncü günde. O noktada etrafta deliller varsa bu delillerin kararmaması, yok olmaması maksadıyla da istenmiş olabilir. Jandarmanın böyle bir talebi olmuş olabilir. Zaten bu noktaya çok sayıda jandarma ve komando birliği sevk edildi. Ayrıca biraz önce ben kararı sordum aile yakınlarına. Aile yakınlarına şunu ifade ettim. Amca Erhan Güran'la konuştum. Dedim ki karar bir sonuç çıktı. 9 kişi sevk edilenler var, serbest bırakılanlar var. Tutuklu yargılanmak üzere sevk edilenler var dedim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Erhan dedim. Erhan Bey de Hüseyin Bey'le birlikte gözaltına alınmamış Erhan, diğer amca değil mi? Evet, gözaltına alınmayan diğer amca. Şunu söyledim, biz bu noktada ilk başta ne söylediysek hala sözümüzün arkasındayız. Zaten bizim de isteğimiz bu yönde. Devletimiz kim suçluysa, kim suçsuzsa bunu ayırması, suçluların hapishanede çürümesi, cezalarını çekmesi, suçsuzların da evlerine geri dönmesi. Biz zaten bunu istiyoruz. Bizim adaletten isteğimiz budur. Bunun ötesinde zaten biz kimseyi savunmuyoruz. İlk başta geldiğimiz andan itibaren, yani geride bıraktığımız günlerde aileyle irtibat kurmaya başladığımız andan itibaren aile bize bunu söylüyor. Biz kimseyi savunmuyoruz. Benim kendi çocuğum da gözaltında. Ben kimseyi savunmuyorum. Yine diğer aile yakınlarımıza kimseyi savunmuyor. Eğer bu işin içerisinde aile yakınlarımız varsa onlar da cezalarını çeksinler. Ama biz burada kim kötüdür, kim iyidir, kim suçludur, kim suçsuzdur bunun ayrımını biz yapamayız. Bunun ayrımını yapacak olan adalet mercileri. Zaten o noktada ifadelerini veriyor. Yargı bu noktada işliyor. Savcılarımız ifadelerini alıyor. Zaten o ifadeler doğrultusunda kimin suçlu olup kimin suçlu olmadığı ortaya çıkacaktır. Biz adalete inanıyoruz. Adalete inancımız sonsuz diyor buradaki aile üyeleri. Zaten isteğimiz bu yönde. Hiçbir aile üyemizi savunmuyoruz. Haklı olan evine gelsin, yani suçsuz olan evine geri dönsün ama suçu olanlar varsa bunlar da cezalarını çeksin diyor amca Erhan Güran ve diğer aile yakınları. Evet, bölgeden bir şey var, onu iletmek durumundayım. Lütfen. Bu sen de söyleyeceksin muhtemelen. Ben izninizle şunu bir Mehmet de varken söyleyeyim. Bu Enes'in ifadesinde zaten 3. günden sonra jandarma ekipleri arama tarama yaptıkları için çalışmaları etkilememek için artık bize arama faaliyeti yapmamamızı söylediler. Bu Enes'in ifadesinde geçiyor o kişinin. Ben arama çalışmalarında evde veya çevrede herhangi bir söylenti duymadım. Aile zaten toplansa da biz yaşımız itibariyle katılmazdık ifadesini kullanıyor. Bir de şunu da gelmişken söyleyeyim bari. Arama tarama çalışmalarına anne ve baba hiç katılmadığı ithamına bir şey var. Şerh var. Şerh konuluyor diyelim. Arama tarama çalışmaları sadece jandarma ve AFAD tarafından yürütüldü. Aile alınmadı. Ve bu hani jandarma aileden işte başından beri şüpheleniyordu gibi bir ifadenin tam olarak da gerçeği yansıtmayabileceğine dair bir bilgi notu var. Sadece baştan itibaren jandarma ve AFAD'ın bu çalışmayı yürüttüğüne dair bir İtirafçı şey var. Da iki gün katıldığını söylemişti mesela ifadesinde. Evet. Bu da benim aklıma soru işareti olarak kaldı. Yani mesela bu anne babanın katılmamasına dair de bir şey ama var. Ama Nevzat isimli neydi?
Bahadır. Bahtiyar 2 gün boyunca aramaya da katıldığını söylemişti ben mesela. Ben bir soru sorabilir miyim arkadaşlar? Ama muhtar Salim katılıyor. Muhtar olduğu için sürekli jandarmanın yanında yer alıyor. İtirafçı katılıyor mesela Bahtiyar. Mehmet Bey, bu yürütülen soruşturmada olay yeri tespiti yapılabildi mi? Yani nerede katledildiği Nari'nin? Evet, bu konuyu da biraz netleştirelim. Şimdi dün biz A Haber ekranlarında Nevzat Bahtiyar'ın iddialarından hareketli işte o ahır ve çevresindeki bölgeyi izleyicilerimize gösterdik. O noktaya kolluk kuvvetleri girdiler, keşif aradılar. Muhakkak zaten evi mevi aramışlardır ama bu noktadaki bütün bilgileri bizimle paylaş, bir özetle Mehmet. Çünkü oralara jandarma girdi mi, oradan bir işte delil topladı mı, bir takım örnekleri yine o bölgeden işte ahırın içerisinden ya da işte evin içerisinden bazı örnekler alındı mı? Mesela ailenin kullandığı bir battaniyedeki genel DNA yapısı sonradan bulunacak başka bir suç delili olduğu değerlendirilecek bir battaniyedeki delil yapısıyla benzerlik ya da farklılık gösterebilir. Bu bile bir soruşturma içerisinde önemli olarak değerlendirilebilir. Mehmet, söz sende. Evet Banel, o noktalarda inceleme yapılmış ekipler tarafından hem ahırda hem kümeste hem o yanda bulunan boş yapıda, onun dışında evde incelemeler yapılmış, evlerde aramalar yapılmış. Hatta evlerde dolapların içlerine kadar jandarma ekipleri tarafından didik didik aramalar gerçekleştirilmiş. Burada sadece Narin'in evi için konuşmuyorum, diğer evler için de konuşuyorum. Diğer evlerde de aramaların yapıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Jandarma bu noktada aslında köyün adeta altını üstüne getirdi. Yani aramadı, bakmadı, taşın altı kalmadı. Burada bakılmadık ev kalmadı, bakılmadık dolap da kalmadı. Ve oralardan özellikle yakın derecede bulunan ailelerin evlerinden numuneler alındı. Sürüntüler alındı, ahırdan sürüntüler alındı. Yine Narin'in evindeki noktalardan sürüntüler alındı ki bunlar DNA'lar için. Nevzat'ın evinden yine alınan örnekler var. O noktadan yukarıdan alınan örnekler var. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. Özellikle olay yeri inceleme ekipleri, JASAT, jandarma suç araştırma ekipleri tarafından, jandarma birimleri tarafından, yine cinayet dedektifleri tarafından, bu birimde çalışan tüm birimler tarafından bunların çalışmaların yapıldığı söylendi. Bunu nereden biliyorum? Bunu burada zaten aile üyeleri de söyledi. Yani evimizin içindeki dolaplara kadar aradılar, dedik dedik her noktaya baktılar dedi. Evet, bu önemli. Çünkü izleyicilerimiz soruyor bize. İşte siz o ahırdan görüntüleri ekrana getiriyorsunuz ama ortada bir güvenlik şeridi yok, bir şey yok. Yani madem bu kadar önemli bir suç mahalli burası, neden koruma altına alınmamış, şerit çekmemişler, girişi çıkışı müsaade eder vaziyette kolluk kuvveti diye de aklında soru işareti var. Burada dosyaya siz savcılık soruşturmasına ulaşabildiniz mi? Yani dosyada ne yazıyor? Olay yeri incelemesi ve krokisi olması lazım. Ona bakabildiniz onlar mi? Onlar henüz sızmadı. Henüz sızmadı onlar. Şimdi, değil mi? Şimdi itirafçıya keşif yaptırıldı. Ama burada da bir keşif söz konusu olması için şu anda 3 tane isim var. Salim Güran, Nari'nin abisi ve annesi. Ancak ilginç tarafı şu an bir itiraf yok. Yani kuvvetli suç şüpheleri var ancak... savcılığın sevk maddesinde kasten öldürme, yani iştiraktan bahsediyor. Salim Güran kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakmadan tutuklandı. Ama üçünde de şu an için bir itiraf yok. Diğer tutuklama sevk maddesi olanlar acaba bir itirafta bulundu mu? Yani Nari'nin öldürülme şekli ve zamanı Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu birkaç güne kadar muhtemelen sonucu belirleyecek. Boğulmaya yönelik mi bir şekilde hayatını kaybetti? Şimdi o bölgedeki dosyaya girmesi için de hocam doğal olarak siz de vakıfsınız. Bir itiraf yok yani. Keşif yaptırılması için artık bir itiraf söz konusunda yer göstermeye gidilmesi lazım. İtiraf olmasa bile biliyorsunuz bir ayak kırık, bir kemik var. Yani olay yerinde mutlaka kan, işte o şey elbise parçaları filan. Tabii olay yeri inceleme yapıldı zaten. Hani bize gelen, arkadaşlarımıza ulaşan bir döküman ya da maddesi yok şu anda. Evrak ya yok. Şimdi varsa bile yoktur. Yani bize ulaşan. Paylaşmaz. Biz tekrar Tavşan Tepe'ye dönelim mi beyler? Yani birazdan araya da gideceğiz. Ben Mehmet'i dinlemek istiyorum. Şimdi dün gece çok önemli bir yayıncılık yaptınız.
Yine çok önemli detaylar A Haber ekranlarında ilk kez izleyicilerimize paylaşılırken o detaylardan hareketli o detayların sahadaki yansımalarını izleyicilerimize paylaştınız yine Mehmet. İşte o kritik noktalardan biri de Nevzat Bahtiyar'ın iddialarına konu olan ahır, kümes ve onun hemen önündeki bir diğer ne işe yaradığı belli olmayan muhtemelen depo amaçlı yapılmış olan taş bina. Hepsinin içine girdiniz çıktınız siz. Ne gördünüz? Evle ilişkisi nedir bu binaların? Yani yakınlık, mesafe. Yani özel olarak vurgulayacağın izlenimler var mı bizim için? O yapıları bu, sol tarafta sıralı Banuel. Yani patika yoldan yukarıya çıktığımızda gözünüzde canlanması için ifade ediyorum. Sol tarafta evler sıralı, yapılar sıralı. Ahır, kümes ve depo olarak da yapılmış olabilir o yapı. Hemen bu tarafta da Narin'in evi bulunuyor. Yani L kaç şeklinde. Metre? Kaç metre var arada? Patika yolda L şeklinin. Aralarında en baştaki yapıyla aralarında 5-10 metre var. Ahırla ev arasında 15 metre var. 15-20 metre var ölçüldüğünde. Ahırdan patika yola kadar da 20-30 metre olduğunu görüyoruz. Evet, hakikaten birbirine çok yakın yapılar. Şimdi çok özür dilerim. Rüyadan bir çok yakından takip ediyor. Diğer ifadelerde de bir itiraf yok. İtiraf yani yok. Kimse 22 kişi gözaltındaydı. 22 kişi adliyeye sevk edildi. Hepsi savcıya ifade verdiler. Ancak ifadelerine ufak tefek değişiklikler olmuşsa bile itiraf yok. Bir iddia yani katle dair bir iddia gündeme Banu getirmiyorlar. Hanım, şimdi çok ilginç bir durum var. Küçük bir köyde ailenin bir kızı kayboluyor. Sonra bunun cesedi bulunuyor. Bir kişi diyor ki bana bu cesedi, yani Nevzat diyor ki bana bu cesedi Muhtar Salim verdi, amcası verdi diyor. Ortada cenaze var ama bunu kim katletti? Bu suskunluğa gömülmüş durumda. İşin zaten kuşku veren tarafı da o. Yani kimse bunu görmemiş, kimse buna tanık olmamış. Ama ahırla ilgili olarak üç kişinin ifadesinde geçiyor. Bir, itirafçı olan ama aslında suça da iştirak eden Nevzat'ın ifadesinde geçiyor. Bana diyor Salim, Narin'in evinin orada, ahırın oradan seslendi diyor. İkincisi, annesi Yüksel, annesi diyor ki ben dama çıktım yatakları sermeye, sonra ahıra indim, camları kapatmak için oğluma seslendi. Sonra oğlunun ifadesinde geçiyor, annemle birlikte camları kapattık diyor. Ahır sadece üçünün ifadesinde geçiyor. Zaten bu olay da bu üçü etrafında dönüyor. Evet, ama şunu da göz ardı etmemeliyiz. Yani biz tabii bu iddialara ve bu değerlendirmelere nereden kerteriz alarak başlıyoruz? Nevzat Bahtiyar'ın iddialarından hareketle biz bu değerlendirmeleri ya da tahminleri yürütebiliyoruz. Zaten kolluk kuvveti de savcılık da anne Yüksel'e ve abi Enes'e yine bu iddialardan hareketle bir takım sorular Muhtar yöneltiyor. Salim'e de bu iddialardan hareketle çok spesifik sorular soruyor. Banu Hanım şunu da söyleyeyim. Son 30 saniye içerisindeyiz. Dün 3 bakan Diyarbakır Valiliğinden briefing aldı. İşlerinde en çok soru soran bakan da Adalet Bakanı'ymış. Adalet Bakanı her ayrıntıyı tek tek sormuş. İkna olmadığı noktalarda yeniden sormuş. Araştırılmasını istemiş. Yani buradaki sorularımız olayların aydınlatılması için en çok soru soran, üzerine gidenlerden birisi de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Şimdi tabii bundan sonra delilleri takip edeceğiz. Bir mahkemeye çıktıkları zaman hakim karşısında acaba farklı bir ifade verecekler mi? Bir itiraf gelecek mi? Bunu da yine bekleyip göreceğiz. Kısa bir aramız var. Saat başında buradayız.